Birleşik Devletleri'nin YPG'ye sağladığı ağır silahlar. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin bütün itirazlarına rağmen PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye çok yüksek miktarda ağır silah yardımında bulunmuştur. Bu ağır silahlardan bazıları şöyle. BGM 148 Javelin Antitank Füzesi. BGM 71 TOW Antitank Füzesi. Füzenin arka kısmında ateşleme ve hedefleme odaklanma sistemiyle bağlantıyı sağlayan bir çelik kablo bölümü bulunur. Bu kablo toplu halde durur ve füze ateşlendiğinde açılır. Uzunluğu 3.7 kilometredir. Füzenin etkili menzilini de ifade etmektedir. Füze ateşlendikten sonra optik hedefleme sistemi sayesinde nişangah nereye çevrilirse füze oraya yönelir. Füze hedefe ulaştığında yüksek delicilik özelliği sayesinde tankın bir tarafından girer, diğer tarafından çıkar. İçindeki mühimmatla birlikte tankı ve tankın içindeki mühimmatı da yok eder. Mampas güdümlü hava savunma füzesi. MK-19 bomba atar. EIMOS monte edilebilir havan topu. M4 ve M16 piyade tüfekleri. Koger, zırhlı personel taşıyıcı. Humvee, zırhlı personel ve mühimmat taşıyıcı. We've been fighting for a long time in Syria. I've been president for almost 2 years and we've really stepped it up. And we have won against ISIS. We've beaten them and we've beaten them badly. We've taken back the land. And now it's time for our troops to come back home. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekileceklerini açıkladı. Peki, DAEŞ ile mücadele kapsamında PYD'ye verilen ağır silahlar tekrar geri alınacak mı? Bu video hakkında yorum yaparak bizlere görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.